Peki Müştem Hocam, çağın hastalığı olur işte. Tabii biz herkes yiyeceklere biraz ağırlık veriyoruz. Maalesef şu andaki yetişen bir kuşak var. O kuşakta anne yemeğinden ziyade hazır yiyecekleri daha çok tüketiyorlar. Peki bunu nasıl önüne geçeceğiz? Şöyle şu an hızlı yaşamın gerektirdiği, herkes çok geç saatlere kadar çalışıyor, trafikte takılıyor, anne baba bir arada çalışabiliyor, eve çocuk geldiğinde kendi başına yemekleri yapması gerekiyor çoğu zaman ve kolayına kaçıp fast food söyleyeyim diye düşünüyor. Aslında bizim istediğimiz şey tencere yemeği, en sağlıklı yemek anne yemeğidir dediğimiz. Yani gelen sorulardan işte yemeklerimiz haşlama mı olsun, nasıl olacak, diyet yemeği usulü mü olsun, salçasız tuzsuz mu olsun, sadece tencere yemeği, annenizin yaptığı yemek şeklinde fırın olabilir, yine güzel bir zeytinyağlı yemeğimiz olabilir, güzel bir salça. Zaten bizim kültürümüzde aslında salçalı yemekler, evet. İşte tarhana çorbamız var, bulgur pilavımız var. Bunlar son derece sağlıklı ürünler aslında. Sadece biz bunları biraz daha hazır yaşama alıştığımız için unutmaya başladık. Bunlar son derece sağlıksız tüketilmemesi gerekiyor. Tüketilecekse de çünkü çocuğa biz asla hamburger tüketme, asla pizza tüketme, fast food tüketme dediğimizde daha çok eğilim gösteriyor. Tükettiğinde haftanın bunu bir günüyle sınırlamak veya hafta ayda 2-3 kez belki ailecek dışarıya çıkıp tüketmek çok daha sağlıklı olur. Veya kişinin evde üretimi, çocuğu çok hamburger seviyorsa evde birlikte bunu üretmek, çocukla birlikte hazırlamak çok daha faydalı olur. Kişi eğer kendisi çok yoğunsa, kendisi fast food yiyeceği mecburen tüketmek zorunda kalıyorsa, öncesinde pazar akşamı örneğin 2-3 çeşit soğuk zeytinyağlı hazırladığımızda dolapta zaten bozulmuyor zeytinyağlılar. Hafta boyunca paylaştırıp tüketilebilir. Ve mutlaka aslında önerdiğim bir şey daha var. Böyle haftalık menü planlaması. Pazartesi günü şunu yaparım. Salı günü dünden kalma zeytinyağlıyla işte yanına belki bir tavuk, belki bir köfte kızartırıp pişiririm şeklinde olabilir. Mutlaka menü planlaması çok önemli. Bu bizim tüm haftayı kurtarabilir. Yine dediğimiz gibi pişirme belki fırında olabilir, tencerede olabilir. Sadece derin yağın içinde kızartma istemiyoruz. Yoksa tavada hafif yağda kendi ve ızgara tavalar var. Onu da tabii ki de pişirebilirsiniz. Evet, sağlıklı pişirme olur. Tekniklerinden de bahsediyorsunuz biraz. Peki pişirme teknikleri biraz açabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Sadece derin yağda kızartma istemiyoruz aslında. Tavada kendi yağıyla soteleyebilirsiniz, kendi yağında kızartabilirsiniz o ürünü. Sadece böyle çok yanmasını, yağın yanmasını ve ürünün etinin veya işte tavuğun, köftesinin yanmasını istemiyoruz. Yine buğulama şeklinde olabilir. Örneğin balık yapıyorsanız fırında olabilir. Tam mangal sezonu şu an aslında. Herkes mangallara gidiyor. Mangalda da sadece etin ateşe, aleve temas etmemesini istiyoruz. Orada böyle bir kanserojen madde oluşuyor. O siyah görüntü istemiyoruz aslında ette.